Liseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise mısır patla örgü modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Modelimiz bakın böyle çok güzel. Ben bu modeli annemden başladım. Annem gösterdi böyle. Ve ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bebek örgülerinde yelek, hırka yapımında kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Böyle çok da güzel duran, kibar bir model. Şöyle örgünün arka tarafını da göstereyim. Bakın burası örgümüzün arka yüzü. Bu parçayı örerken bebe yünü kullandım. Böyle ince bir iple ördüm. Bakın bir de böyle mavi renk kullandım. Burada şöyle modelimiz daha net. Bu da biraz kalın iple ördüm. Patiklik iple ördüm. Böyle iki ip arasındaki farkı da böylece görmüş olduk. Modelimiz şöyle başlıyoruz. Bakın 8'in katları artı 4 ilmek daha ekleyerek başlıyoruz. Örneğin 8 artı 8 16 ilmek yapıyor. 16 8'in katı artı 4 ilmek daha ekliyoruz ve 20 ilmekle model kurulumuna başlıyoruz. Yani modelimiz bu şekilde kuruluyor. Bakın 8 8 8 8 4 tane 8'in toplamı 32. 32 ilmeği attık. Artı 4 tane daha ekliyoruz ve 36 ilmekle model kurulumuna başlıyoruz. Böyle bu görüntüyü ekran fotoğrafı alırsanız kuracağınız öreceğiniz örgü modeline ne kadar ilmek atmak gerektiğini buradan kolaylıkla çözebilir, hesaplayabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Ben şöyle yeşil bir ip kullanacağım bu sefer. Şöyle kenara alalım bu modellerimizi. İpi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Kullanacağınız ipin inceliğine, kalınlığına göre şiş numarasını tercih edebilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmeğimi attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ilmek daha attım. Ve şimdi 4 tane daha atıyorum. 1 2 3 4 Toplamda burada 20 tane ilmeğim oldu. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 20 ilmek üzerine ben modelimizi kuracağım şimdi. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi böyle ters olarak örüyorum. Hemen modelime başlamayacağım. Biraz böyle öreceğiz. Böyle ilmekleri ters olarak örelim. Son bir ilmek kalana kadar bu şekilde ilerleyelim. Son bir ilmeğim kaldı. Her zaman son ilmeği düz olarak örüyorum. Onu düz olarak ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Burası örgümün ön yüzü. Her zaman ben ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum ki böylece kenarlarımız daha düzgün çıkıyor. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldığım diğerlerini ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü oluşturmuş oluyorum. Böyle ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. Ve 3-4 tane haroşa sırası oluşturalım. Evet bakın böyle 4 diş haroşa sırası ördükten sonra model kurulumuna geçebiliriz. Dilerseniz hemen de başlayabilirsiniz böyle lastik örgü örmeden. Şimdi böyle ilk ilmeği örmeden aldım. Bir, 2 diğer iki ilmeği ters olarak ördüm sonrasında şöyle 3 ilmeğimi birden alıyorum üçünü birlikte ters olarak ördüm ilmekleri şişimden bırakmıyorum böyle şişime bir doladım tekrardan aynı yere bakın böyle şişimle girerek yine ters olarak ördüm buraya 3 ilmekten bakın böyle 3 ilmek çıkarmış oldum Şöyle. Şimdi ilmeklerimi bıraktım artık. Tekrardan üç ilmeğimi üçünü bir şişime alıyorum. Bakın şöyle ters olarak örüyorum. Şişime bir doladım. Ilmekleri serbest bırakmıyorum. Tekrardan 3 ilmeğin içine girerek tekrar bir ters örgü örüyorum. Bakın yine 3 ilmeğimden böyle 3 ilmek çıkarmış oldum. Arada 1 2 ilmeği ters ördüm şöyle. Sonrasında tekrardan bakın 3 üç ilmeğin üçünü birlikte aldım. Ters olarak ördüm. Şişime ipimi bir doladım. Tekrar 3 ilmeğin içine girerek ters olarak ördüm. Bakın 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarmış oldum. İlmeklerimi artık serbest bırakıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi alıyorum. Ters olarak örüyorum. Şişime bakın ipimi doladım. Tekrardan ilmeklerimin içine girdim ve yine ters olarak ördüm. 3 ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkardım. İlmeklerimi serbest bıraktım. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyoruz. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Ve geriye döndüm. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Aradaki iki ilmeği düz örüyorum. Bir, iki. İki ilmeği düz ördüm. Bakın 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmıştım. Onları ters olarak örüyorum. Diğer 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmıştım. Onları ters olarak örüyorum. Aradaki 2 tane ters ilmeğim vardı. Onları düz örüyorum. Bakın onları düz ördüm. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmıştım. Onları ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmıştım. Onları ters olarak ördüm. En son 3 üç ilmeğin üçünü birden düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmeği ters örüyorum. Bakın şuradaki Model kurduğum 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimi düz ördüm. İki model arasındaki 2 ilmeği ters örüyorum. Sonrasında bakın yine bakın böyle ilmeklerimiz belli zaten. 6 tane ilmeği düz örelim. 3 4 5 6 Şöyle Şimdi buradaki ilmeklerin iki tanesini ters son ilmeği düz olarak örelim. Örgümün ön yüzü Şimdi örgümüzün arka yüzüne geçelim. İlmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Bakın iki tane düz ilmeğim var. İkisini düz ördüm. Altı tane ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. İlmekleri göründüğü şekilde örüyorum. İki tane ilmeğim bakın düz görülüyor. Onları düz örüyorum. Altı tane ilmeğim Ters. en son 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle bakın. Tekrardan ilk sırada yapmış olduğum şu mısır patlaklarını tekrar yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 ilmeği ters örüyorum. Sonrasında bakın burada 3 tane ilmeğim var. 3'ünü birden şişime alıyorum. Ters olarak örüyorum. İpimi şişime bir doluyorum. Tekrar 3 ilmeğin içine girerek yine ters olarak örüyorum. 3 ilmeği serbest bırakıyorum. 3 ilmeğin içinden bakın 3 tane ilmek çıkarmış oldu. Tekrardan bir sonraki 3 ilmeği alıyorum. Ters olarak Örüyorum. Şişime ipimi bir kez doladım. Tekrar ilmeklerin içine girerek ters olarak ördüm ve 3 ilmeği serbest bıraktım. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarmış oldum. Aradaki iki tane ters ilmeği örüyorum. Ve yine modelimi kuruyorum. Üç tane düz ilmeğimin üçünü birlikte alıyorum. Ters olarak örüyorum. Şişime ipimi bir doladım. Yine 3 ilmeğin içine girerek ters olarak ördüm. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. Bir sonraki 3 tane düz ilmeğimin 3ünü birlikte alıyorum. Ters olarak örüyorum. şişime ipimi bir doluyorum. Tekrar 3 ilmeğin içine girerek ters olarak ördüm. 3 ilmeğimden 3 ilmeği çıkarıp ilmeklerimi serbest bıraktım. 2 tane ilmeğimi ters Son ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın böyle. Tekrardan örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri göründüğü gibi örüyorum. Bakın ilk ilmeği örmeden alıp 2 tane düz, 6 tane ters, 2 düz, 6 ilmeği ters. En son ilmeği de düz örüyoruz. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Yine aynı şekilde tekrar edeceğiz. Bir sıra iki ters, 6 tane düz, iki ters, 6 tane düz. iki ters, son ilmeği düz olarak öreceğiz. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. Arka yüzde ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Sonrasında üst sıraya geçtiğimizde yine İlmekleri böyle 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak öreceğiz. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay bir model ve çok da çabuk ilerleyen bir model. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.